TypeScript derslerimize geçmeden önce ilk olarak TypeScript nedir ve hangi amaçla kullanılır bunu öğrenelim. TypeScript ile alakalı bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkabilecek en genel ifade TypeScript için söylenen superset of JavaScript. Yani JavaScript'in kodlama açısından, kod yazma açısından daha iyi seviyeye çıkartılmış bir hali. Yani klasik JavaScript'te, yani ES5'te JavaScript kodlarını yazarken kullandığımız söz dizimlerinden çok daha yeni modern programlama dillerine benzer bir yapıda yazmış oluyorsunuz. Örneğin bir class yapısı çok daha güzel bir yapıda yazılıyor. Normal ES5'te bir function kullanımıyla nesne oluşturma aşamasına geçiş yapabiliyorduk. Ancak TypeScript'te direkt bir class yapısı kullanabiliyoruz. Ve TypeScript burada aslında bir programlama dil değil. Bir JavaScript kodu yazmış oluyorsunuz dolaylı açıdan ve yazdığınız bu TypeScript kodları zaten çalıştırılabilir ortama gittiğinde, örneğin bir tarayıcıya gittiğinde normal JavaScript kodlarına çevriliyor. Yani burada JavaScript bir compiler değil. Çünkü bir programlama dili. Değil. Programlama dili olmuş olsa bir ara dönüştürücü bize gerekir. Yani bilgisayarın anlayacağı bir makine koduna çeviren bir yapı gerekirdi. Ancak burada bu durum tabii ki söz konusu değil. Burada TypeScript kodlarınızı yazıyorsunuz ve yazdığınız kodlar tarayıcının anlayacağı ES5 JavaScript versiyonuna çevrilen bir yapı. Yani TypeScript burada bir transpiler oluyor. Yani sen TypeScript'te yazdığın söz dizimini alıp JavaScript kodlarına çeviriyor. Tek yaptığı işlem bu. Yani TypeScript çalıştıracak olan bir ortam yok. TypeScript transpiler aracılığıyla JavaScript koduna çevriliyor ve daha sonradan tarayıcılar JavaScript kodlarını çalıştırıyor. Normal bildiği ES5 versiyonunda. TypeScript tabii ki çok daha iyi bir söz bize sunuyor. Ve bunun yanında compile time error dediği Yani geliştirme aşamasında yazdığımız hataları o anda görebiliyoruz. JavaScript'te yazdığımız kodları, kodlardaki hataları çalışma zamanına kadar göremiyoruz. Ancak TypeScript'te yazdığımız kodları compile time yani derleme aşamasında işte burada hata var diye TypeScript bizi uyarıyor. Ve kodlarımız çalıştırılabilir ortama geçmeden önce geliştirme aşamasında hatalardan kolaylıkla arındırılabiliyor. Peki TypeScript'in çalışma mantığını bir örnek üzerinde inceleyelim. Örneğin biz bir TypeScript dosyası oluşturmak için yapmamız gereken TS uzantılı bir dosya oluşturmak. TS uzantılı dosyayı direkt çalışacağı ortamı atmıyoruz. Burada dosyayı oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz dosyada TypeScript kodlarını yazıyoruz. Ve yazdığımız kodları derleyip JavaScript kodlarına çevirmek amacımız burada. Bu aşamada da TypeScript devreye giriyor. Ve TypeScript Transpiler'ın da npm üzerinden projemize geliştirme paketi olarak yüklüyoruz ve yükledikten sonra yapmamız gereken ts boşluk main ts yani dönüştürecek olduğumuz dosyayı ts komutuyla çalıştırıyoruz ve çalıştırdıktan sonra bakın bize main.js uzantılı yani javascript uzantılı yazdığımız kodların aynı versiyonunun es5 versiyonuna çevirmiş hal çıkıyor ve ben gelip bu JS dosyasına, JavaScript dosyasına örneğin browser'a atıyorum. Ve browser'da zaten ES5'i anladığından dolayı ki bütün tarayıcılar ES5'i anlıyor. Ve dolayısıyla yazdığımız kodlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Peki Angular uygulaması geliştirmek için çok iyi derece TypeScript kodu bilmem gerekiyor mu? Ya da TypeScript çok zor mu? Hayır TypeScript kullanımı gayet basit. Ve TypeScript kodu yazmasanız bile siz gidip normal JavaScript kodunu Angular içerisinde yazmış olsanız bile bir problem olmaz. Çünkü her bir JavaScript kodu TypeScript tarafından zaten anlaşılıyor. Yani illa TypeScript söz dizimine uygun bir kod yazmak zorunda değilsiniz. Tamamen baş başına JavaScript kodlarınızı yazın ve gene Angular uygulamanız çalışsın. Bunda hiçbir problem yok. Yani TS dosyasında istediğiniz bir JavaScript kodunu kullanabilirsiniz. Zaten görecek olduğumuz TypeScript dersleri Angular açısından gayet yeterli. Zor bir yapıya sahip değil. Bunları öğrenmemiz yeterli. Bir önceki dersimizde TypeScript'in ne olduğunu öğrendik. Bu dersimizde ise TypeScript kullanarak basit bir uygulama hazırlayalım. Şimdi ilk olarak TypeScript compiler'ın bilgisayara yüklü olması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken npm install. Bunu global olarak yüklemeniz gerekiyor ve paket ismi de typescript. Bunu dediğinizde bilgisayarınıza TypeScript compiler eklenecektir. Ve compiler eklendikten sonra TSC ile compiler'a ulaşabiliyoruz ve tire version dediğimizde bilgisayarımıza yüklü olan TypeScript versiyonunu görüntüleyebiliriz. Şu anda 3, 4, 5 versiyonunu kullanıyoruz. Peki ilk olarak TypeScript isminde bir klasör oluşturdum ve klasör içerisine greeter.ts isminde bir dosya ekliyoruz ve ts dosyası TypeScript dosyasına Temsil ediyor şimdi burada bir tane Basit bir Greeter isminde bir tane metot hazırlayalım Ve metodumuz dışarıdan bir name parametresi alsın Ve burada yaptığı işlem console.loga Hello Desin ve sonuna da Bir boşluk ve name parametresini gönderelim Peki bunu kullanmak için gelip burada bir tane user Tanımlayalım User örneğin bu şekilde bir isim olsun Ve burada yapmamız gereken Greeter'ı çağırıp user'ı parametre olarak göndermek. Peki şimdi test dosyası JavaScript derleyicisi tarafından tanımlanmaz. Örneğin bir web uygulaması yapıyoruz ve JavaScript dosyaları tarayıcı tarafından tanımlanır. Ancak test dosyası tanımlanmaz. Dolayısıyla test dosyasını compiler aracılığıyla JavaScript uzantılı bir dosyaya çeviriyor olmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için bir tane terminal ekranı açalım. Bir terminal diyelim ve terminal ekranı direkt ilgili klasöre konumlanmış bir şekilde gelir. ve buradan TSC yazarak TypeScript compiler'ına ulaşıyoruz ve greeter.ts yazdığımızda ve enter'a basalım ve burada compiler'ın yaptığı işlem greeter.ts dosyasını alır ve bu dosyaya göre bir tane bakın JavaScript dosyasını gene aynı dizin içerisine ekler. JavaScript dosyasına baktığımızda burada tek farkın buradaki bakın let keyword'ünün gelip burada var ile değiştiriliyor olması. Yani TS dosyasında yazmış olduğumuz JavaScript'in üst versiyonlardaki kodlama şekli ya da TypeScript'ten gelen kodlama türlerini TypeScript compiler alır ve tarayıcıların anlayacağı ES5 versiyonuna çevirir. Bakın let'i şu anda her tarayıcı anlamaz. Eski versiyon tarayıcılar let keyword'ünü anlamaz. Çünkü bu ES6 ile gelen bir keyword dolayısıyla Greeter'da bakın bunu var olarak çevirdi. Peki biz TypeScript ile daha etkin bir programlama dili kullanmış oluruz. Daha güzel bir kod yapısı kullanmış oluyoruz ve compiler aracılığıyla aracılığıyla da, aracılığı da JavaScript'i tanıyıp çalıştıracak olan tarayıcılar ya da Node.js derleyicisi için ES5 versiyonunda güzel bir kod yapısını direkt bizim adımıza oluşturmuş olacak. TypeScript'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de TypeScript dosyalarına normal JavaScript kodları da yazmış olsanız geçerli bir TypeScript kodu olmuş oluyor. Yani herhangi bir TypeScript'te özel bir kodlama türü kullanmanız da gerekmiyor. Peki şimdi Node.js derlesi ya da tarayıcı ne yapacak? Gelip buradan node boşluk Greeter.javascript dosyasını derleyip çalıştırabilecek. Bakın gönderdiğimiz parametreyi direkt konsola yazmış olduk. Bu dersimizde TypeScript'te kullanabileceğimiz değişken türlerini görelim. Şimdi basit bir değişken tanımlaması yapalım. Örneğin gelip let number diyelim ve içerisine 5 gibi bir değer atayalım. Ve bir alt satırda ise number değişkenin içerisinde yanlışlıkla gelip a gibi bir string değer atmaya çalıştığımızı düşünelim. Ve burada TypeScript bizi uyarır der ki burada number'ın içerisine string türde a gibi bir değer atmaya çalışırız. Ve bu açıdan bize burada bir hata verir. Sonuçta ben ilk satırda number değişkeni içerisinde 5 gibi bir değer atarak bunun number türde tanımlanan bir değişken olduğunu söylemiş olurum. Ve bir alt satırda bunun içerisinde değer atmak tabii ki bir hataya neden olması gerekiyor. Ancak JavaScript'te bu şekilde ilerlemiyor. Örneğin gelip buradan tsc diyerek types.ts dosyasını compile edelim ve bize types.js dosyası oluşsun ve jest dosyası oluştururken burada bize verilen hatayı burada error olarak gene söylüyor. Ancak buna rağmen gelip types jest dosyasında bakın bize bir içerik oluşturuyor. Ve oluşturduğu içeride var number 5 ve number değişkeni içerisinde bir asadır A değişkenini atıyor ve bu JavaScript açısından da bir problemi neden olmuyor. Çünkü JavaScript'te tanımlanan bir değişkenin daha sonradan tipini içerisine attığımız değer ile değiştirebiliyorsunuz. Ancak bu uygulama yazarken farkında olmadan hata yapmaya eğilimli bir kod yapısı olmuş oluyor. Dolayısıyla TypeScript'teki yapı çok daha güzel. Yani bir değişken tanımladığınızda o değişken tipini atadığınızda o tip değişken içerisinde farklı türde bir değişken atamıyor olmanız çoğu zaman yanlışlıkla kod yazmanızın önüne geçer. Peki şimdi TypeScript'te yazdıklarımızı silelim ve gelip buradan let a diye bir değişken tanımlayalım ve tanımlamış olduğumuz değişken içerisine gelip aşağıda örneğin 5 gibi bir değer atayalım ve aynı değişken içerisine bir alt satırda gelip bir string değer atayalım ve bir alt satırda gelip değişken içerisine bu türünde bir değer atayalım. Ve burada bir hata vermediğini görüyoruz. Çünkü A değişkenin üzerine geldiğimizde bakın tipinin eni olarak tanımlandığını ve eni tipi içerisinde de istediğiniz türde bir değerin atılabileceğini söylüyor. Yani birinci satırda içerisine 5 gibi değer atayarak A değişkeninin tipini number'a çevirmiş olmuyorsunuz. Buradan en tipinde olduğu için zaten number'ı da string'i de ya da bool türünde kabul eden bir tip olmuş oluyor. Peki bunun yerine A değişkeni için gelip en başta 2 nokta deyip tipini burada belirtirseniz bakalım ne olacak. Bakın A değişkenine number olarak ben tip ataması yaptım. Ve tip ataması yaptığım için otomatik ben alt sıtırdaki string değer ataması ve bool değer ataması bizim için yanlış bir kodlama yapısına sahip oldu ve bu üzerine geldiğimiz zaman zaten burada bize number içerisine bu türde bir tip atayamazsınız ya da a içinde yine aynı şekilde bir hatayı veriyor. Peki olması gereken de zaten bu. Peki hangi değerleri tanımlayabiliriz biz içerisinde typescript'in örneğin b türünde bir değer tanımlayalım. Ve burada ben B değişkeni içerisinde string türde bir değer tanımlaması yapacağım diyebilirsiniz. Ya da C türünde bir C isminde bir değişken tanımlayıp ben bunun içerisinde bu türünde bir değişken tanımlayacağım diyebilirsiniz. Hatta tanımlama aşamasında gelip bunların içerisine değer ataması da yapabilirsiniz. Ya da bunu bir az satırda da ayrı satırlarda da yapabilirsiniz. Örneğin gelip bunun içerisinde 5 değeri ya da B değişken içerisine gelip A türünde bir değer ya da bu türün içerisine gelip true değerini atayabilirsiniz. Peki biraz evvel gördüğümüz any tipinde bir değer de olabilir. Ve bir dizi tanımlaması da yapabilirsiniz. Dizinin tipi örneğin number, sonuna da köşeli parantezleri açıp kapattığınızda number türüne bir dizi tanımlaması yapmış oluyorsunuz ve dizi içerisine örneğin 1, 2, 3 gibi değeri atayabiliyorsunuz. Ya da aynı dizi tanımlamasını gelip let F diyerek bir dizi olduğunu söylüyorsunuz ve dizinin de tipini küçüktür büyüktür parantez arasına yazabiliyorsunuz. Örneğin number yazarız ve bu tanımlamanın içerisinde gelip 1, 2, 3 gibi değeri tekrar atayabiliriz. Yani E ve F tanımlamaları tamamen aynı ancak yazım farklılıkları var. Peki number olarak tanımladığınız bir değişken içerisinde tabi gelip burada örneğin A gibi bir değer atayamazsınız. Bu durumda size hata verir. Gelip bunu 3 yapalım ancak ben tanımlamış olduğumuz herhangi bir dizinin içerisine girip eni diyelim ve burada tanımladığınız dizi elemanlarını bir gibi bir değer ya da gelip a gibi bir değer ya da true gibi bir değer ataması yapabilirsiniz. Burada dizinin tipini eni olarak belirtiyoruz ve içerisine istediğiniz tipte bir değeri atayabiliyorsunuz. Peki ben bu şekilde farklı tiplerde bilgileri dizi içerisinde tanımlamak istiyorum. Ancak hani birinci indekste gelecek olan değişkenin tipine ya da ikincisinde gelecek olan tipine ya da üçüncü alanda gelecek olan değişkenin tipini belirtmek isteyebilirsiniz. Bu gibi tanımlamalarda gelip burada tip tanımlaması yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk gelecek elemana string ataması yapacağım ya da ikincisine gelecek olan number ya da üçüncüsüne gelecek olan bu türünde bir atama yapabileceğim. Gelip burada bu sıralamaya uymanız gerekiyor. Burada mutlaka string türde bir değer ya da ikincisinde number türünde bir değer ya da üçüncüsünde bool türünde bir değer atamak zorundasınız. Gelip farklı bir sıralama yaparsanız eğer gelip burada B gibi değer atarsanız bakın bize burada direkt hata verir. Buna da tuple deniyor. Peki gelip şu tipte bir değer tanımlayalım. Örneğin gelip diyelim ki bir ödeme tipini tanımlıyor olalım. Ve burada kredi tanımlaması yapalım. Örneğin kredi kartı için kredi payment diyelim. Ve burada Örneğin bir gibi ya da sıfır gibi bir değer tanımlaması olsun. Ya da örneğin havale payment diyelim. Ve gelip burada bir değeri havaleyi temsil etsin. Ya da EFT payment diyerek 2 numaralı bilginin de EFT'yi temsil ettiğini burada söylemiş olalım. Burada tanımlamış olduğumuz değerler sonuçta ödemeyi temsil eden farklı yapılar. Biz burada bunu kullanmak yerine girip Birçok modern programı dilde olan enum yapısını kullanabiliriz. Örneğin gelip payment isminde bir tane enum tanımlarız ve enum içerisinde de gelecek değerleri örneğin buradan kredi kartını tanımlayan tanımlayan bir değer ya da havaleyi tanımlayan bir değer ya da EFT'yi tanımlayan bir değeri bu şekilde tanımlayabiliriz. Burada eşittir olmayacak. Ve ben enum içerisindeki değerlere ihtiyaç duyduğumda örneğin kredi diyerek bunu payment üzerinden örneğin kredi payment diyerek buradan kredi diyelim sadece kredi diyerek bu bilgiyi direkt alabilirim ya da havale için olan bilgiyi payment enumu üzerinden havale şeklinde alabilirim. Burada bize gelecek olan değerler örneğin kredi için sıfır değer ataması sırayla indeks numarası sıfırdan başlayacak şekilde gider ve burada bize gelecek olan değer sıfırdır. Buradan havale için 1'dir ya da aynı şekilde girip EFT için bir tanımlama yaparsak burada da bize gelecek olan değer 2'dir. Burada yaptığımız işlemlerle alakalı olan indeks numaralarını tutmuş oluruz. Peki buraya herhangi bir farklı bir eleman eklemiş olsak, örneğin kapıda ödeme desek. Bu durumda dikkat edersiniz ki EFT'nin değeri 2'den 3'e yükselecek. Bu gibi problemlerin önüne geçmek adına gelip başta değer ataması yapabiliriz. Örneğin kredi 0 değeri temsil etsin ya da havaleyi 1 kapıda ödemeyi 2 temsil etsin ve EFT'yi de 3 temsil etsin ve program içerisinde hiçbir zaman hata almayalım. Yani kredi için 0, havale için 1, kapıda ödeme için buradan bir tane daha yazalım. Kapıda ödeme diyelim ve burada da kapıda ödeme diyelim. Buradan kapıda ödeme için 2 değeri gelir ve EFT için de 3 değeri gelir. Tabii ki buradaki sayısal değerleri bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz. Örneğin buraya 5 yazmış olsanız havali bize 5 gibi değer gönderir. Peki bu şekilde enum yapısını TypeScript içerisinde basitçe ne kullanabiliyoruz? Peki biz tabii ki TypeScript dosyaları derleyici tarafından direkt çalıştırılan dosyalar değil. Ne yapıyorduk? Gelip bir compiler aracılığıyla bu compiler'da TSC aracılığıyla ulaşılıyor ve types.ts dosyasını compile ettiğimizde TypeScript dosyasının içeriği değiştirilecek. Bakın değiştirildi. Ve tanımlamış olduğumuz enum yapısının bakın burada bir fonksiyona karşılık geldiğini görüyoruz. Çünkü ES5 içerisinde enum tarzında bir yapı yok. Biz yazdığımız TypeScript kodlarını compiler aracılığıyla compile ettiğimizde, derlediğimizde TypeScript dosyası enum yapısını normal ES5 içerisindeki söz dizimiyle bizim için oluşturdu. Ve yukarıdaki yapılara baktığımızda ise const'lar, let'ler bunların hepsi var olarak değiştirildi. Peki bu dersimizde ise tür dönüşümünü nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi ilk olarak gelip bir tane mesaj isminde bir değişken tanımlayacağım ve değişken içerisine gelip hello word şeklinde string bir değer atacağım. Ve mesaj değişkeninin üzerine geldiğimiz zaman bakın buradan string olduğunu görüyoruz ve string olduğundan dolayı mesaj nokta dediğimizde string metotları burada karşımıza geliyor. Örneğin bu string üzerinden bir işlem yapabiliriz. Nasıl bir işlem? Örneğin karakter uzunluğunu öğrenebilirim ya da herhangi bir string ifade içerisinde bir arama yapabilirim. Ya da stringi farklı bir formatta dışarı açabilirim ya da string örneğin A karakteriyle mi başlamış ya da endswith kullanarak herhangi bir karakterle bitmiş mi şeklinde sorular sorabilirsiniz. Peki örneğin gelip buradan biz karakter uzunluğunu merak ediyoruz. Dolayısıyla Length'i alabiliriz ve gelip buradan Count deriz ve mesajın uzunluğu bize gelir. Buraya kadar herhangi bir problem yok ancak biz gelip buradaki Hello World'u alalım. Biz buradan mesaj değişkenini tanımlamış olalım. Ancak bir alt satırda mesaj değişkeninin içerisine Hello World değerini atalım ve mesajın üzerine geldiğimizde bakın artık String değil çünkü tanımlamasını yaptık ancak içerisine bir değer ataması yapmadığımızdan dolayı any olarak oluşturuldu ve any değerin içerisinde de sonuçta string, number ya da farklı türde bir değer atayabiliyoruz. Bunda problem yok. Dolayısıyla mesajın string mi ya da farklı bir veri türünde mi olduğunu şu anda anlamaz. Any türünde bir değer üzerinden gelip buradan length'i çağırmak istediğinizde bakın Intellisense bu durumda çalışmaz. Dolayısıyla bu problemin önüne geçmek için mesaj değişkeninin şöyle length diyelim biz bilinçli olarak string bir türe eşit olduğunu ben söyleyebilirim. Nasıl ki gelip mesaj değişkenini tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonra gelip küçüktür büyüktür parantezi arasına string yazıyorsunuz. Ve string dedikten sonra bunu parantezlerle çevirmeniz gerekiyor. Bu durumda bakın nokta dediğimizde string olarak tanımladığımız için buradan bilinçli olarak string olarak olduğunu söylediğinizden dolayı bu da string metotlarınız tekrar karşınıza gelir. Yani ben gelip buradan artık length'i tekrar seçebilirim. Ancak burada dikkat etmemiz gereken mesajın içerisine attığımız tipin dönüştürmek istediğimiz tipe çevirili olması gerekiyor. Örneğin buradan gelip string yerine bul yazarsanız bu durumda hata alırsınız. Çünkü hello world'u bul türüne çeviremezsiniz ki zaten burada bakın length'inde bir string metot string üzerinden çağırmadığımızdan dolayı bize burada direkt bir hata verdi. Peki buna alternatif olarak da örneğin gelip bu sefer de gelip lenk diyelim ve eşittir parantez içerisinde mesaj as string diyebiliriz. Bu durumda da gene bakın string metotlarına oluşabildik. Yani burada bizim tür dönüşüm için kullanabileceğimiz küçüktür bir parantezler arasında tipi belirtiyoruz ve parantez içerisine alıyoruz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntem ise mesaj as string dediğimizde mesajı string bir türe bilinçli olarak çevirmek istediğimizi burada söylemiş oluyoruz. Bu dersimizde ise fonksiyonları görelim. Şimdi örneğin bir tane fonksiyon yazalım ve fonksiyon bizim için bir tane hesaplama yapsın. Örneğin bir ortalama hesaplaması yapsın ve dışarıdan A, B ve C gibi değerler alsın. Ve basit olarak burada bir tane hesaplama işlemi yapalım. Örneğin result diyelim ve burada gelen 3 tane parametreyi hızlıca toplayıp bu şekilde 3'e bölelim. Ve ardından geriye return diyerek örneğin gelip result diyelim. Ve burada artı result diyerek result'u geri gönderelim. Ve fonksiyonu aşağıdan get average şeklinde kullanırken gelip buradan 10, 20, 30 gibi değerler gönderip fonksiyonu düzgün bir şekilde kullandığımız sürece yani fonksiyonun beklediği sayısal değerleri fonksiyona gönderdikten sonra problem yok. Ancak gelip fonksiyona sayısal bir değer göndermek yerine başka türde bir değer göndersek örneğin bir string değer göndermiş olsak fonksiyonun çalışması runtime dediğimiz program derlenip çalıştırılabilir hale geldikten sonra çalışma zamanında bize hata verecektir. Bizim yazdığımız kodda bize compile aşamasına yani program geliştirme aşamasına hata vermesi gerekiyor ki biz hatalarımızı görelim ve buna göre bir önlem verelim. Dolayısıyla TypeScript içerisindeki tipleri kullanabiliriz. Gelip örneğin A için bir number değer B için bir number ve aynı şekilde C için de bir number bir değer isteyebiliriz. Hatta fonksiyondan geriye dönecek olan değeri parametrelerin sonuna iki noktadan sonra belirtebiliriz. Örneğin fonksiyonda 3 tane değer alacak sayısal bir değer ve hesaplama sonucunda bize string bir değer geriye gönderecek. Örneğin gelip A yerine gelip şu string bir değer göndermeye kalksak bakın bizi burada uyarıyor. Peki. Peki fonksiyona 3 tane parametre gönderiyoruz ancak en sondaki parametrenin isteğe bağlı olmasını istiyoruz. Bu durumda c'nin sonuna gelip bir soru işareti ekleyerek fonksiyonun 2 ya da 3 parametre olmasını sağlayabiliriz. Yani biz bu aşamada get average dediğimizde ve 10 ve 20 değerini gönderdiğimizde bakın bize burada bir uyarı göstermiyor. Ancak optional olmamış olsa bakın bize burada fonksiyon hata verir. Dolayısıyla bu aşamada c'yi biz optional olarak ele alabiliriz. Yani gelip ben burada total isminde bir değişken tanımlayıp A ve B'yi her zaman toplayacağım. Çünkü A ve B değeri bize mutlaka gelecek. Ve bunun yanında bir tane count değeri toplayalım. Ve kaç tane sayı olduğunu burada bilelim. İlk başta iki sayı geldiği zaman bize iki değeri gelsin. Ve burada type of diyerek gelen C değerinin undefined olup olmadığını soralım. Eğer undefined değilse demek ki c parametre bize gönderildi ve gönderildiyse biz o zaman tanımlamış olduğumuz total'ın içerisine c değerini de atabiliriz. Ve count değerini bir arttırarak 3 tane parametre geldiğini ise count içerisinde tutarız. Ve daha sonraki aşamada gelip a artı b artı c demek yerine toplam bölü count dersek eğer bize gelecek olan parametrelere göre bir hesaplama işlemi yapıp geriye bir değer gönderebiliriz. Peki burada iki parametredir. Üç parametre fonksiyon türlerini burada kullanabiliyoruz. Ve bunun haricinde ise örneğin parametre bilgisi belli değilse bu durumda parametreleri buradan sileriz. Ve gelecek olan parametreleri rest parametre kavramıyla hazırlarız. Örneğin gelecek olan değere a diyelim. Ve bunun değerini de number dizisi olarak belirleyelim. Ve gelen bütün parametreleri fonksiyon içerisinden alıp hesaplamaya tabi tutabiliriz. Örneğin gerisi buradan total'a sıfır deriz ve count'a başlangıç olarak 0 deriz. Ve artık bunu c değerine sormak yerine bir burada bir for döngüsü oluşturalım ve let i eşittir 0 ve i a nokta length deriz ve gelen parametrenin kaç tane olduğunu öğreniriz ve her seferinde bir arttırırız ve total'ın içerisine ise artı eşittir diyerek gelen a parametresinin index, index'indeki değeri alırız ve count'u da bir artırırız. Bu durumda artık parametre değerine şu anda bağımlı değiliz. Yani örneğin gelip buradan 10-20 değerini de göndersek ya da buradan 4 parametreli bir değer de göndermiş olsak bakın bize bir hata vermez. Çünkü burada parametre değerini artık bir sayısal bir dizi olarak bekliyoruz ve gelen parametre kaç tane ise ona göre toplama işlemi yapıyoruz ve ortalama hesaplatıp kullanıcıya gönderebiliyoruz. Peki dediğimiz gibi TypeScript içerisinde normal JavaScript söz dizimlerini kullanabiliriz. Bunda problem yok. Tamamen TypeScript'e uyumlu bir yapı. Ancak tabii ki daha modern yöntemleri kullanmak daha güzel. Örneğin burada function tanımlaması yapmak yerine örneğin gelip get average fonksiyonunu arrow function söz dizimine çevirebiliriz. Geliriz buradan get ev isimde bir tanımlama yaparız. Ve parametrelerin sonunda ise eşittir büyük bir işaret ekleyerek arrow functionlar şeklinde tanımlamış oluruz. Burada fonksiyonun illa bir parametre bekliyor olması gerekmez. Örneğin parametre beklemezse bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve geri dönüş değeri de tabii ki tanımlamak zorunda değilsiniz. Geri dönüş değeri yoksa buradan geriye bir değer döndürmeyeceğinizi söylemeniz için ise void diyerek bakın burada result'un hataya neden olmasını sağlayabilirsiniz. Bunları geri alalım. Bu dersimizde ise interface kavramına bakalım. Şimdi ilk olarak interface'in ne olduğunu sözü olarak açıklamaktansa bunu bir örnek üzerinde görelim. Örneğin elimizde bir tane metodumuz olsun. Örneğin travel to diyelim metoda ve bir noktaya daha doğrusu verilen koordinatlara göre bir noktaya gitmemizi sağlayan bir metot. Örneğin x ve y parametrelerini alsın. Ve aldığı bu parametrelere göre örneğin bir aracı bir noktadan bir noktaya götürecek olsun. Şimdi bu metodu aşağıda kullanırken örneğin travel to diyelim. Ve buna parametre olarak örneğin 1 ve 2 değerlerini gönderebiliriz. Tabii ki koordinat haricinde örneğin bir aracı düşünürsek bu aracın farklı parametreleri olabilir ve bu parametreleri buraya sırayla vermemiz gerekebilir. Bu durumda fonksiyona bu şekilde para, parametre göndermek yerine gelip parametre olarak örneğin bir obje gönderdiğimizi düşünelim. Ve bu objenin içerisinde koordinat bilgileri ya da araçla alakalı bilgiler ya da saat bilgisi, zaman bilgisi gibi bilgiler de bu obje içerisinde olabilir. Ve biz artık fonksiyona parametre gönderirken bir obje şeklinde gönderebiliriz. Ve burada örneğin x için bir değerini ya da y için bir değer gönderebiliriz ve bunun yanında istediğimiz parametreleri de obje şeklinde gönderebiliriz. Peki bu aşamaya kadar her şey güzel gözükse de metodun bizden beklediği objenin tipini biz her zaman buradan doğru girmeyiz. Örneğin bir koordinat bilgisi yerine gelip farklı bir bilgi girebiliriz buradan. Sonuçta fonksiyon bizden ne gibi parametre istiyor ve parametrelerin türüne bunu bilmek isteriz. Örneğin bu metoda gelip buradan örneğin bir mail bilgisi gönderme kalkmış olsak, programın derlenmesi açısından bir problem yaratmaz ancak uygulama yayına girdiği zaman çalışma zamanında tabii ki bize hata veren bir yapı olacak. Ve tabii ki gönderdiğiniz parametrelerin burada tiplerini de belirtebiliriz. Örneğin x için number ya da y için number şeklinde bilgiler gönderebiliriz ve bunları yanında gönderdiğimiz ekstra parametreler de olabilir. Ancak bunu obje şeklinde göndermek tabii ki çok daha güzel olur. Şimdi bunun için örneğin bir point isminde bir obje gönderdiğimizi düşünelim ve bu objenin parametrelerini ise gelip burada tanımlayalım. Örneğin x için bir number değer gönderelim ve y için de bir number değer gönderelim. Ve artık metodumuz bizden bir x parametresi bekler ve ben gelip buna bir değerini gönderirim ve y parametresi için iki değerini gönderirim ve bu şekilde fonksiyon düzgün bir şekilde çalışır. Peki şimdi biz point objesini gönderiyoruz ancak girip ekstra bir metod eklemiş olsak buraya. Örneğin metodumuzun ismi get distance olsun. Mesafe ölçen bir metod olsun ve dışarıdan bir parametre alsın. Örneğin parametre için point a diyelim birinci parametre ve bu parametre için tanımlayacağımız bir tip olacak. Örneğin point diyeceğiz. Tabii ki bu şekilde bir şu anda bir tipimiz yok. Ancak ikinci parametre olarak gene bir point alacağız ve bunun da point objesi türünde. Yani bu şekilde bir obje olmasını bekliyoruz. öyle gelip buradan bunu buraya ekleyelim ve bunu buraya ekleyelim. Bakın burada point A ve point B için yani bir yerden bir yere olan mesafeyi ölçecek olan get distance metodu için iki tane parametreyi bu şekilde gönderebiliriz. Peki bu şekilde yazmak yerine gelip burada bir interface tanımlayabiliriz. Geliriz buradan. Bir interface deriz ve interface için gelip bir point tanımlaması yaparız ve point içinde gelip burada tanımlamış olduğumuz özellikleri geliriz buradan alırız. Bunları sürekli tekrarlamak yerine en başta bir tane bir point interface tanımlarız ve bizim gönderecek olduğumuz objenin tamamen burada şeklini verecek olan bir yapı. Ve buradan artık point'in buradan bir point türünde olduğunu ve aşağıdakilerin de ise girip buradan bir point beklediğini ve aynı şekilde burada da bir point beklediğini söyleyebiliriz. Peki, burada point objesini yani daha doğrusu fonksiyona gidecek olan point objesinin bir tanımlamasını, bir obje tanımlamasını yaptığımıza dikkat edin ve gönderecek olduğumuz parametrenin interface yapısında olduğunu bu şekilde söylemiş oluyoruz. Peki şu anda metotlar içerisinde ne gibi işlemler yapıldı bizim için önemli değil. Biz gelip burada bir interface daha tanımlayalım. Interface. Ve interface'e örneğin gelip buradan vehicle diyelim. Yani araç anlamına gelen bir interface olsun. Örneğin bir aracın bir konuma gidecek olması ve bir konumdan örneğin bir noktadan bir noktaya bir mesafe ölçecek olan bir metot ve bu metotların ortak olarak barındırılacağı bir yapı tanımlamak istiyoruz. Ve bu yapı içerisinde örneğin current location olsun. Ve current location'ın bir point tipinde olmasını bu şekilde söyleyebiliriz. Yani x ve y koordinatları olan o anki aracın konumunu bize verecek olan bir özellik. Ve aynı şekilde aşağıda tanımlamış olduğumuz travel to metodunu gelip interface içerisinde barındırabiliriz. Yani travel to metodunu gelirim ben buraya bir point objesi alacak parametre olarak ve geriye de herhangi bir şey döndürmeyecek. Burada diyebilirim. Bakın burada metodun gövdesini yazmıyoruz. Fonksiyonlar dışarıda dikkat ederseniz fonksiyon kelimesiyle ifade ediliyor. Ancak bu fonksiyon bir interfeysin ya da bir sınıfın ki bir sonraki dersimizde sınıf kavramını göreceğiz. Sınıf kavramı içerisindeki içerisinde ise metod olarak tanımlanıyor. Şimdi biz interfeys içerisinde o interfeyse e hizmet edecek olan bir tane metodu sadece gövdesiz bir şekilde yani ne parametre gelecek bu metoda ve bu metod geriye ne parametresi geriye gönderecek bunları belirtiyoruz. Örneğin ikinci olarak get distance isminde bir tane tanımlama yapalım ve get distance ise Geri bir tane point A alacak. Tipi de daha önce tanımlamış olduğunuz point ve point B ise daha önce tanımlamış olduğumuz point türünde bir tane obje alacak ve iki tane objenin arasındaki mesafeyi ölçecek ve geriye örneğin number türünde bir tane değer göndersin. Bakın gene gövde belirtmiyoruz. Sadece burada metodun şemasını belirtiyoruz. Ve daha sonra bu araca Örneğin binecek olan kişileri belirtelim. Örneğin gelip add passengers diyelim. Ve burada bir parametre alsın. Passenger diyelim. Ve buradaki tip ise bir tanımacak olduğumuz bir passenger objesi olsun. Bir interface olsun. Gelip bu interfeysi dışarıda hemen tanımlayalım. Ve burada bir passenger yani bir tane yolcu bilgisini tanımlayacak olan bir yapı. Örneğin bir name olsun. String türde bir yapı ya da bir telefon bilgisi olsun. Bu da Sync'de bir yapı. Yani Passenger tipine uyacak bir parametre bekleyecek olan bir yapı. Add Passenger metoduna Passenger türünde bir tane yani yolcu türünde bir tane yapıyı objeyi gönderiyorsunuz. Geriye bir parametre göndermiyor. Sonuçta bir araç içerisine bir tane yolcu ekliyorsunuz. Ve aynı şekilde remove passenger diyelim. Bu da göndermiş olduğumuz passenger'ı bu da tabii ki passenger türünde bir yapı. Liste içerisinden siliyor. Ve geriye herhangi bir şey göndermiyor. Peki dikkat edersiniz ki metotlara gidecek olan ya da fonksiyonlara gidecek olan biz parametreleri bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Yani burada tanımlamış olduğumuz bir interface'e uyacak olan bir obje türünde bir bilgi gönderiyoruz ya da örneğin bir tane nesne tanımlayacağız. Tabii ki şu anda interface sadece üretecek olduğumuz bilgilerin bir imzasını taşıyor. Onların nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bir tane araç tanımlarken o aracın hangi özelliklere sahip olması gibi bilgileri tutan bir şema düşünelim. Ve bu şemadan tabii ki bir tane nesne yani bir araç tanımlayabilmek için bir kopyalayabilmek için bunu klasa çevirmemiz gerekecek. Şimdi burada yaptığımız sadece aracın o anki pozisyonu ya da hangi noktaya gideceği ya da herhangi bir noktalar arasındaki mesafeyi ölçmek ya da araca bir yolcu eklemek ya da araçtan bir tane yolcu silmek gibi. Peki aşağıda artık bizim fonksiyonlara ihtiyacımız yok. Biz artık bunu gelip dışarıda tanımlamak yerine bir araç interfesi içerisinde tanımladık. Peki bu dersimizde ise class kavramını görelim. Bir önceki dersimizde interface konusunda biz herhangi bir metoda gönderdiğimiz parametrelerin belli bir kalıba uyması için point interface'i oluşturduk. Ve gönderdiğimiz parametre mutlaka Point ismindeki interface'e uyacak ve içerisinde x ve y parametreleri göndereceğiz. Ve bunu yaparak fonksiyonu göndereceğim olduğumuz parametrelerin yanlış olması olasılığının önüne geçmiş oluruz Ve daha sonra da bir tane vehicle isminde bir interface oluşturduk ve bu interface ise tanımlayacak olduğumuz herhangi bir aracın istediğimiz özelliklerin barındırıldığı bir yer. Yani ben ilerleyen aşamalarda örneğin taksi alt çizgi 1 isminde bir tane yapı oluşturacağım. Ve aynı şekilde örneğin gelip taksi alt çizgi 2 isminde bir yapı oluşturacağım ki bunlar gerçekten bir objeye karşılık gelecek. Ve hatta bunların bir plakaları olacak. Örneğin 41 AVC 41 şeklinde ya da taksi 2'nin örneğin 41 ABD örneğin 41 isminde bir tane plakası olacak ve buradaki her bir objenin ise özellikleri interface içerisinde tanımladığımız özellikler olacak. Yani ben gelip taksi1 üzerinden taksi1 üzerinden nokta current location dediğimde ben bileceğim ki bana bu bilgi o anki taksi1'in bana o anki konumunu gönderecek. Ya da taksi1 üzerinden gelip get ya da travel to dediğimde ve buradan belli bir koordinat verdiğimde bileceğim ki taksi bu konuma gidecek. Ve aynı özellikleri taksi 1 için kullanırken gelip aynı özellikleri gelip taksi 2 için de kullanıyor olacağım. Yani taksi 2 üzerinden de gelip aynı yapıları kullanabileceğim. Taksi 2, taksi 2. Taksi 2'nin o anki pozisyonu nerede ya da belli bir konuma gitmek istediğimiz zaman belli bir metodu kullanıyor olacağım. Peki şimdi henüz obje oluşturma aşamasında henüz gelmedik. Şimdi biz sadece bir objenin ileride tanımlayacak olduğumuz bir objenin bir imzasını bir planını hazırlamış oluruz. Ki sadece plan dememizdeki sebep buradan bir transpiler aracılığı yani TypeScript compiler aracılığıyla interface.ts dosyasını transpile edelim ve burada bir JavaScript dosyası oluştursun ve javascript dosyasına baktığımızda bakın sadece bizim oluşturmuş olduğumuz yorum satırları geldi. Buradaki interface'ler javascript dosyası içerisinde bir yer bulmadı. Yani buradan anlayabiliriz ki TypeScript ile kod yazarken bizim kod yazma deneyimimizi üst seviyeye çıkaran ve çalışma zamanında olabilecek hatalarının önüne geçmek adına biz kodlama aşamasında bunları öngörebiliyoruz. Yani biz belli kalıplarda belli fonksiyonlar hazırlıyoruz ve gönderdiğimiz parametreler bu şekilde olacak şeklinde işaretliyoruz ve çalışma zamanında da programın çalışma zamanında da belli hataların önüne önceden geçmiş oluyoruz. Peki sadece burada bize sağlanan bir zenginlik ki birçok nesne tabanlı programlama dillerinde interfez kavramını tabii ki görebilirsiniz. Peki interfez bizim için ne yaptı? Java dosyasında bir yer etmedi. Bizim obje üretebilmemiz için klasa ihtiyacımız var. Yani buradan Örneğin şuradaki yapıları alalım ve buradan bir tane dosya oluşturalım. Class.ts dosyası. Ve Class.ts dosyası içerisinde aldıklarımızı buraya yapıştıralım. Ve burayı da biraz sadeleştirelim. Örneğin bir tane point interfesi kalsın. Ve buradaki metotları da alalım. Bunları azaltalım. Şimdi bizim bir nesneye ihtiyacımız var. Buradaki üretecek olduğumuz bir nesneye. Örneğin taksi bir taksi iki ya da başka bir nesneye ihtiyacımız var. Bu nesneyi üretebilmek için bizim ne dedik interface'in şamasını kullanan bir klasa ihtiyacımız var. Tabii klas illa interface'in şamasını kullanacak diye bir şey yok. Tabii ki buradan örneğin bir klas deriz ve klasa gelip bir taksi deriz ve taksi içerisinde hani current location, travel to ya da başka özellikleri tanımlayabiliriz. Ya da klası bu şekilde tanımlamak yerine belli bir kalıba bağlı olmasını, sıkı sıkıya bağlı olmasını sağlayabiliriz. Örneğin vehicle yapısında ben bir taksi oluşturacağım. Sonuçta taksi de bir araç. Ya da ilerleyen aşamada örneğin class bus diyeceğim. Ve bir otobüs tanımlayacağım. Sonuçta otobüs de bir araç. Ve araç için tanımlamış olduğumuz özellikler otobüs için de olacak. Dolayısıyla burada taksi için implement vehicle dersek eğer vehicle içerisindeki özellikleri burada tanımlamış oluyoruz. Gelip buraya bunları yapıştıralım. Ve burada yapacağımız işlem bunun bir metod olmasını sağlamak. Ve aynı şekilde bu özelliklerin bas tarafından, otobüs tarafından implemente edilmesi demek interface içerisinde tanımladığımız özelliklerin de bas tarafından implemente ediliyor olması demek. Peki burada altı kırmızı çizgi şu anda hata var gibi gözüküyor. Yani burada bize diyor ki get distance ya da get passenger gibi metotlar biraz evvel sadeleştirdik tabii ki. Sadeleştirdiğimiz metotların da vehicle içerisinde olduğuna halen algıladığından dolayı bir, bunun bir hata olduğunu söylüyor. Yani şu anda tabii ki hata yok. Şu anda bu şekilde sadece implement içerisindeki özellik ve metodu yazmamız yeterli. Birazdan bu kırmızı çizikler gider. Peki biz burada taksi ve otobüsün bir araç olduğunu biliyoruz ve araç için Temel özellikleri de interface içerisinde tanımladık ve bu özelliklerin hepsi taksi ve otobüs için de geçerli olacak. Ve burada taksiye özel olan özellikleri de burada ekleyebiliriz. Sadece buradaki taksiye özel olan özellikler ya da otobüse ait olan özellikleri de gelip burada ekleyebiliriz. Ve klasın vehicle interface'ine bağlı olduğunu ve onun içerisindeki özellikleri implement ettiğini ve bunun üzerine de ekstradan belli özelliklerini de ekleneceğini de tabi ki burada biliyoruz. Örneğin burada gelip travel to'ya bir mesaj yazdıralım. Konsol loga. Buradan bektikler aracılığıyla taksi x konumundan gelip bunun dolar süsü parantezler arasına aldığımız point nokta ile ve y konumundan ise yine aynı şekilde dolar süsü parantez point nokta y konumuna gidiyor diyelim. Bu şekilde bir mesaj olsun. İşte burada büyük yapalım ve bu satır olduğu gibi alıp buradan da bunu bas içinde tanımlayalım ve burada da taksi yerine otobüs diyelim. Peki şimdi gel bu dosyayı transpile edelim. Diyelim ki buradan tsc class.ts diyelim. Ve class.javascript dosyasına baktığımızda bakın interfacelerin burada herhangi bir yer kaplamadığını görüyoruz ve burada taksi ve otobüs için olan class tanımlamasının fonksiyon karşılığı yapılıyor. Ve burada dikkat ederseniz bakın fonksiyon içerisinde de prototype'ını travel to metodunu ekliyorlar. Bakın. Ve biz artık bu fonksiyon üzerinden bir nesne üretebiliriz. Yani fonksiyon üzerinden bakın bize bir tane taksi objesinin geriye gönderildiğini ya da burada bir bas objesinin geriye gönderildiğini görüyoruz. Class yapısı bizim için bir obje üretmek için gerekli olan yapıyı bize sunuyor. Yani biz şu anda taksi ve basın bir Şemasını üretecek yapıyı oluşturduk çünkü interface üzerinden bir kopya oluşturamıyoruz. Sonuçta bizim taksi 1 ve taksi 2'ye ihtiyacımız var, bir objeye ihtiyacımız var ve bu objenin içerisini dolduracağız. Plaka bilgisini dolduracağız, o anki konumunu ya da belli metotlarının işlevselliğini o obje üzerinden yapmak istiyoruz. Bunlar da interface gibi bir şema gibi düşünebilirsiniz ve bu şema üzerinden de bir kopya oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz kopya ise obje deniyor. Bunu da bir sonraki dersimizde yapalım. Peki bir önceki dersimizde sınıf kavramını gördük. Bu dersimizde ise oluşturduğumuz sınıflardan bir obje üretelim. Elimizde bir class taksi var ve de bir otobüs sınıfı var. Bu sınıflardan bir kopya oluşturmamız gerekiyor ki bu sınıfları kullanabilelim. Ve interface kullanmayıp class kullanmamızdaki sebep ise class'tan bir obje türetiyor olmamızda. Şimdi gelip biz buradan bir object TS dosyası ekleyelim. Ve bu dosyaya bu içerikleri kopyalayalım. Ve burada let taksi alt çizgi 1 diyelim ve bunun tipi de bir taksi olsun. Bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Aynen değişken tanımlaması gibi. Ve tanımladığımız taksi 1 üzerinden bakın current location ve travel to metodlarına ulaşabiliyoruz. Örneğin travel to metodu içerisinden bakın bizden point objesi bekliyor ve point objesini hatırlarsanız x örneğin bir koordinatı ve örneğin y içinde örneğin iki koordinatlarını verdiğimizde geçerli bir kullanım oluyordu. Ve biz bu koordinatı verdiğimizde buradaki mesajın yazıyor olması gerekiyor. E şimdi bu dosyayı ilk önce transpile edelim ve daha sonra çalıştıralım. Şimdi tsc boşluk objects.ts ve bu işlem bitince bize bir tane JavaScript dosyası oluşturacak ve aynı şekilde gelip buradan JS diyelim ve bunu da not diyelim. Yani not aracılığıyla bu dosyayı da çalıştırmış olalım. Bakın burada aldığımız hata cannot read property travel to undefined. Yani burada travel to özelliğinin burada undefined olduğunu tanımlanmadığını söylüyor. Çünkü biz buradan normal bir değişken tanımlar gibi nesne, obje tanımlamıyoruz. Buradan eşittir dedikten sonra new taksi dememiz gerekiyor uygulamayı tekrar çalıştıralım. Uygulamayı çalıştırmak için tsc object.ts diyelim javascript dosyasını oluştursun. Ve javascript dosyası oluşturduktan sonra node objects.js diyelim ve çalıştıralım. çalıştırdığımız zaman bakın burada taksi x1 y2 konumuna gidiyor şeklinde mesajımızı aldık. Yani bu aşamada new dedikten sonra biz bir obje türetmiş oluyoruz. Peki gelip biz buradan örneğin konsola ürettiğimiz taksi bir objesi üzerinden current location nokta örneğin x desek ve aynı şekilde gelip y desek bakalım bir problem oluyor mu? Buradan x ve y küçük. Bunu diyelim ve kaydedelim. Tekrar bakalım. Burada ilk başta object ts'ten transpile işlemini yapalım. Daha sonradan bunu çalıştım ve çalıştığımızda bakın buradan x'in burada undefined olduğunu söylüyor. Yani x parametresinin ve y parametresinin daha doğrusu current location'ın undefined olduğunu söylüyor. Şimdi biz tabii ki bunları daha önceden dolduruyor olmamız gerekiyor. Gelip buradan taksi 1'in current location içerisine gelip buradan örneğin x için örneğin 2 konumunda y için örneğin 5 konumunda gibi bilgileri daha önceden veriyor olmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra gelip tekrardan ts object ts ve daha sonra da node'u çalıştırıyoruz. Ve bak gördüğümüzde bakın current location'ı bu şekilde yazdırabiliyoruz. Peki burada tanımlamış olduğumuz sadece bir tane taksi bilgisi. Tabii ki aşağıya gelip aynı şekilde let taksi alt çizgi 2 diyerek bunu da tipini belirterek ki bunu belirtmeseniz de olur. Eşittir new taksi diyerek bir başka obje tanımlaması yapabiliyoruz. Ve obje tanımlaması yaptıktan sonra belli özelliklere tabii ki ulaşabiliyoruz. Taksi 2 üzerinden gelip travel to diyerek buradan parametreleri vererek metodu icra edebiliyoruz. Örneğin 5, virgül, y, buradan da örneğin 6 gibi özellikleri verebiliriz. Örneğin aynı şekilde bir konum bilgisini de bir alt satırda bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki ya da aşağıya gelip bir tane let örneğin bus bir bir tane otobüs tanımlaması yapabiliriz. Geliriz gene buradan bus deriz ve bas tanımlaması üzerinden bas bir objesi üzerinden nokta dediğimizde bakın current location ve Burada dikkat etmeniz gereken her tanımlanan bir obje için buradaki özelliklerin eğer bas tanımlıyorsanız bas içerisindeki taksi tanımlıyorsanız taksi klası içerisindeki özelliklerinin bir kopyasının oluşturuluyor olması. Peki şimdi biz her ürettiğimiz bir obje üzerinden gelip objenin içerisinde tanımlanmış olan özellikler. Örneğin current location'a ulaşıyoruz ve current location'a e dışarıdan bir bilgi gönderiyoruz. Biz bu şekilde parametreye bir değer ataması yapmak yerine objenin üretildiği anda biz bunu yapmamız gerekiyor. Örneğin bir taksi bir üretildiği anda taksinin konumu belli olması gerekiyor. Ya da taksi 2'nin konumu belli olması gerekiyor. Bunu constructor aracılığıyla yapacağız. Bunu da bir sonraki dersimizde öğrenelim. Bu dersimizde ise constructor'lar öğrenelim. Şimdi ilk olarak yaptıklarımızı şöyle kopyalayalım objekten ve şurada constructor diyelim. Ve burayı biraz yanınlaştıralım. Sadece taksi bir kalsın bizim için yeterli. Hatta şuradaki bası da alalım. Şimdi bir önceki dersimizde dedik ki biz üretmiş olduğumuz objenin üzerinden property'lere direkt ulaşamayalım. Yani direkt property'ye ulaşıp buna bir değer atamaktansa bunu nesnenin üretilme aşamasında yapmamız gerekiyor. Yani taksi için gelip buradan bir tane constructor oluşturalım. Ve constructor dışarıdan bir location alsın. Location bilgisi ve bunun da bilgisi point olacak. Ve burada yapmamız gereken diz diyerek taksiden üretilecek olan nesneyi hedef almak. Yani taksi 1'i ya da taksi 2'yi hedef alarak diz anahtar sözcüğüyle bir kullanım yapıyoruz ve diz dedikten sonra da current location'a yani üretilecek olan nesnenin current location'ına gelip yukarıdan gönderdiğimiz location bilgisini aktaralım. Peki bu bizim ne işimiz yarayacak? Bakın aşağıdaki new taksi direkt burada bize hata verdi. Çünkü taksinin üzerine geldiğimizde artık taksinin bizden bir parametre beklediğini görüyoruz. Dolayısıyla biz burada tanımlamış olduğumuz özelliği artık buradan alalım ve gidip bunu direkt taksinin içerisine verelim. Bakın bu durumda hatamız gider. Yani artık ben gelip konsol log'da taksi bir nokta current location dediğimde artık bir hata almam. Bu objeyi üretme aşamasında biz buraya parametre olarak location bilgisini gönderiyoruz ve location zaten current location'a eşitleniyor ve current location'a ulaşmak istediğimizde biz bu bilgiyi ekrana direkt yazdırabiliyoruz. Peki bunun haricinde gelip vehicle class'ına bir özellik daha ekleyelim. Örneğin color isminde bir özellik ve burada aracın rengini tutacak olan bir bilgi olsun burada. Ve bu bilgiyi de gene tabii ki taksi bir üzerinden kalıra erişerek burada örneğin gelip red diyebiliriz bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Ya da constructor içerisine gelip ikinci parametre olarak bir color bilgisi alırız. Bunu string olarak bize gönder burada diyoruz. Ve burada da this nokta kalıra eşit parametre olarak gönderdiğimiz kalıbı atayabiliriz. Bu durumda ikinci parametre olarak bir string değer bekliyor benden. Bakın örneğin gelip buradan red diyebilirim ve bu aşamada gelip bunu property obje üzerinden ulaşıp doldurmama artık gerek kalmaz. Peki her zaman bir nesne üretirken, taksi nesnesi üretirken iki tane parametre beklediğimize dikkat edin. Peki ben kalırı nesne üretme aşamasında doldurmak istemiyorum. Dolayısıyla bunu buradan sildiğimde bakın hata alırım. Dolayısıyla gelip kalırın sonuna bir soru işareti eklediğimde kalırın optional olarak tanımlanmasını sağlayabiliyorum. Yani aşağıda girip bir tane taksi 2 tanımlayalım tekrar. taksi alt çizgi 2 eşittir. new taksiden. Parantezi açtığımızda bakın point'in burada zorunlu olduğunu ancak kalırın optional olduğunu görüyoruz. Yani artık gelip buradan bir location bilgisi gönderebilirsin. Tamam bu da geçerli. Ya da gelip ikinci parametre olarak bir color bilgisi gönderebilirsin. Bu da geçerli. Peki gelip location'a da bir soru işareti eklersek artık tanımlamış olduğumuz örneğin let taksi alt çizgi 3 isimli nesneyi herhangi bir parametre göndermeden de tanımlayabiliriz. Bu da geçerli oldu. Artık constructor aracılığıyla nesnenin üç farklı versiyonunu hazırlamış olduk. Örneğin hiçbir parametre gitmez ya da sadece location bilgisi ya da sadece color bilgisi ya da bütün bütün bilgilerin gönderildiği bir yapı oluşturabiliriz. Bu dersimizde ise erişim belirteçlerini görelim. Şimdi ilk olarak current location'ı color'ın direkt altına alalım. Şimdi bizim tanımlamış olduğumuz özellikler ve buradaki metot public olarak işaretlenmiş. Yani taksiden üretmiş olduğumuz nesne üzerinden taksi bir nokta dediğimizde bakın kalıra ulaşıyoruz. Current location ulaşıyoruz ve travel ulaşıyoruz. Çünkü bunlar varsayın olarak class dışından da ulaşılabilir olması için public olarak işaretlenmiş. Yani gelip bu özelliklerin başına public de yazsanız yazmasanız da bunlar public olarak algılanıyor. Ben şimdi Color ve Current Location'a direkt nesne üzerinden yani taksi bir üzerinden ulaşıp örneğin Current Location'a e bir değer vermek yerine ya da Color'a bir değer vermek yerine ben geldim bunu Constructor içerisinden nesnenin oluşturulma aşamasında bu bilgileri doldurdum. Dolayısıyla taksi bir üzerinden Color'a ya da Current Location bilgisine ulaşabiliyor olmamamız gerekiyor. Çünkü location bilgisi nesne üretme aşamasında direkt aktarılıyor. Ya da farklı bir kaynaktan alınıp da bu bilgi constructor içerisinde dışarıdan bir parametre olarak alınmadan örneğin bir veri tabanından ya da bir GPS üzerinden bu bilgiyi alıp direkt current location içerisine atıyor da olabilirsiniz. Dolayısıyla nesne üzerinden bu bilgilerin ulaşılabilir olmasının önüne geçmemiz gerekiyor ki bu nesnelere yanlışlıkla bir değer atamayalım. Dolayısıyla gelip color için private diyebiliriz. Ve aynı şekilde gelip current location içinde private diyebiliriz. Ve bunları dedikten sonra gelip taksi bir üzerinden bakın artık kalır ve current location ulaşamıyorum. Çünkü ürettiğim nesne üzerinden bunların erişilmesinin önüne geçtim. Ve tabii ki taksi bir üzerinden travel to metodu ulaşabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla burada public olarak kalmış olsun. Peki buraya kadar her şey güzel. Şimdi biz bu yöntemi tabii kullanabiliriz. Tek tek özellikleri burada tanımlayıp daha sonra private olarak bunları işaretleyebiliriz. Ya da bunun yerine constructor içerisinde TypeScript ile gelen bir özellik tabii ki bu. Private diyerek location'ın private olarak tanımlanmasını sağlayabiliriz. Ve aynı şekilde gelip color içinde private diyerek color özelliğinin private olarak tanımlanmasını sağlayabiliriz. Ve bunları yaptıktan sonra artık buradaki özelliklere de ihtiyacımız yok. Bunları tanımlamasanız da olur. Ve aynı şekilde diz üzerinden yani üretecek olan nesnenin location bilgisine, location ya da color bilgisine color demeniz de gerekmiyor. Sadece buraya private ve buraya private yazarak gene aynı işlemi yapmış oluyoruz. İşler bir hayli burada kısalıyor. Peki bu şekilde bir tanımlama yapalım ve taksi üzerine geldiğimizde taksinin vehicle'ı eksik olarak implement ettiğini görüyoruz. Buradaki public üyeye gelip buradan silelim. Artık buna ihtiyacımız yok. Artık location ve color sadece sınıf içerisinden ulaşılabilen bir nesne. Örneğin travel to metodu içerisinde location bilgisini kullanalım. Diyelim ki taksi belirttiğimiz konumdan örneğin bu konumdan girip İkinci olarak belirttiğimiz konuma gidiyor şeklinde söyleyelim ve burada point demekle yani dışarıdan gönderdiğimiz point objesi değil de biz burada diz nokta location üzerinden x ve aynı şekilde diz nokta location üzerinden y diyebiliriz. Yani o anda üretilen nesneye zaten biz location bilgisi veriyoruz 2 ve örneğin 5 konumundan. Tabii ki burada harita bilgisi göndermemiz gerekiyor. Sadece sembolik olarak iki tane sayısal veri gönderiyoruz ve gönderdiğimiz veriden ki bu veri location eşit oluyor ve location bilgisinden de ikinci olarak parametre olarak gönderdiğimiz bilgi ki bu da pointe karşılık geliyor. Dolayısıyla o anki konumdan belirttiğimiz konuma gidiyor şeklinde bir bilgiyi ekrana yazdırabiliyoruz. Örneğin buradan CLS diyelim ve buradan type script access-modifier.ts ve aynı şekilde bunu not şeklinde de çalıştıralım. Bakın burada gördüğünüz gibi 2 ve 5 konumundan 1-2 konumuna gidildiğini söylüyor. Peki ben burada location bilgisini travel to metodu ile dolaylı bir şekilde ulaşıp gene ekrana bunu yazdırabiliyorum. Ancak tabii ki üretim nesne üzerinden location bilgisine ihtiyacım olacağı zamanlar olabilir. Ben şimdi gelip bunu public olarak dışarı açtığımda location artık taksi bir üzerinden ulaşabiliyor olacağız. Bakın location'e direkt buradan ulaşıyoruz. Ancak ben bunu public olarak dışarı açtığımda location bilgisini yanlışlıkla değiştirme ihtimalim var. Dolayısıyla ben bunu dışarıya public olarak açmak istemiyorum. Bu private olarak kalsın ama gene de ben taksi bir üzerinden location'a kontrollü bir şekilde ulaşayım ve kontrollü bir şekilde de eğer bir bilgi aktarmak istiyorsam da kontrollü bir şekilde bu bilgiyi aktarabileyim. Buna da bir sonraki dersimizde bakalım. Peki bu dersimizde ise properties'lere bakalım. Şimdi dedi ki travel to içerisindeki location bilgisine biz ulaşabiliyoruz. Ancak metod aracılığıyla ulaşabiliyoruz nesne üzerinden, taksi bir üzerinden. Ancak taksi bir üzerinden location'a ihtiyacım olduğunda kontrollü bir şekilde ulaşmak ya da kontrollü bir şekilde içerisine veri atmak istediğim durumlar olabilir. Dolayısıyla location'ı dışarıya direkt public olarak açtığınızda nesne üzerinden bu public elemanı istediğiniz atamayı yapabilirsiniz ve bu yapacağınız atama tabii ki çalışma zamanında hata neden olabilir. Dolayısıyla istemediğiniz bir bilgiyi location'a atmak istemeyebilirsiniz. Örneğin x, y koordinatlarının negatif olduğu durumlar ya da belli bir değerin üstünde olmayan. Yani location'ı belirtecek olan herhangi bir datanın yanlış olduğunu algıladığınız durumda location'a bu bilgiyi atmayabilirsiniz. Ya da başka property'ler için de tabii ki gerekli olabilir. Örneğin color için bir enum hazırlarsınız ve enum içerisinde izin verdiğiniz color değerlerini atabilirsiniz. Örneğin bir fiyat bilgisi alanı tanımladığınız ve fiyat için negatif bir değer olmayabilir. Dolayısıyla ilk olarak bu yaptıklarımızı alalım ve burada properties.ts dosyası oluşturalım. Gelip burada bir tane public bir metod oluşturalım. Metodumuzun ismi getLocation olsun. Bu metot bana return this.location'ı göndersin. Çünkü metot zaten sınıf içerisinde olduğu için this objesi üzerinden location private olsa bile ulaşılabiliyor. Dolayısıyla get location aracılığıyla ben location'ı direkt burada alabilirim. Bakın gelip buradan taksi bir nokta location olmuyor. Ancak get location benim için var. Ve aynı şekilde gelip set location ile ben location içerisine bir bilgi yapmak istediğimde örneğin bir buradan bir value bekleyelim ve value'nin değeri de bir point olsun. Ve burada da bir kontrol yapar, yapabiliriz. Örneğin deriz ki value'nun içerisindeki x değeri eğer negatifse ya da value'nun y değeri eğer negatifse iki tanesinden bir tanesi eğer negatif bir değer içeriyorsa bu durumda set işlemini yani değer atama işlemini yapma. Bunun yerine bir tane hata fırlat diyebiliriz. Throw new error deriz. Bir error objesi aktarırız. Ve burada deriz ki koordinat bilgileri negatif olamaz deriz. Peki eğer bir problem yoksa diz nokta location'a gelip göndermek istediğimiz value atarız ve bu şekilde kontrollü bir şekilde set işlemini ya da kontrollü bir şekilde get işlemini yapabiliriz. Peki gayet güzel. Şimdi biz artık gelip taksi bir üzerinden get location diyerek location bilgisini alabiliriz. Örneğin şu anda taksi nerede bunu öğrenebiliriz. Örneğin gelip buradan current location diyelim. Ya da taksi bir üzerinden set location diyerek burada bir obje tanımlaması aracılığıyla şuradan bir atama işlemini yapabiliriz. Peki bu şekilde her bir özellik için örneğin location özelliği için ya da color özelliği için de bu tanımlamaları tek tek yapabiliriz. Ve burada dikkat ederseniz bunların hepsi metod olarak algılanıyor ki benim için burada taksi için yapılacak olan işlemde travel to metod tamam ancak özellikler için hem get hem de set için bu şekilde ayrı ayrı metotlar tanımlamak eğer objenin içerisindeki property sayıları çok fazlaysa sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmak yerine property tanımlaması yapabiliriz. Yani burada get'ten sonra bir boşluk ve set'ten sonra bir boşluk yapabiliriz. Ve bu tanımlamayı yaptıktan sonra bakın buradaki metot tanımlamaları bizim için hataya denk geldi. Ve buradan gelip nokta dediğimizde bakın location'a ulaşıyoruz. Artık taksi bir üzerinden location dediğimizde biz artık buradaki özellik yani nesne üzerindeki location'a direkt ulaşmış oluyoruz ve bunu direkt property şeklinde ulaşmış oluyoruz. Şu anda metot kullanımına hiç gerek yok. Ya da bu şekilde bir tanımlamak yerine gelip location özelliğine gelip eşittir diyerek bir tanımlama yapabiliyoruz. Bu şekilde çok daha basit oldu. Ve bunun isimlendirmesine baktığımızda biz constructor içerisinde örneğin yani bunun için alt çizgi location, color için alt çizgi location ve aynı şekilde bunlar da tabii ki alt çizgi burası da alt çizgi olacak ve buradan da alt çizgi location'ı bize getirsin, alt çizgi location'ı getirsin ve burada da biz direkt bunlara location diyelim. Artık buradan direkt biz küçük harfli location'ı kullanabiliriz çünkü özellikleri biz bu şekilde location küçük harfle başlayan şekilde yapıyoruz. Bu dersimizde ise modül kavramını görelim. Şimdi biz örneğin bir önceki dersimizde properties testte yani bir obje tanımladık ve objenin tipini taksi olarak tanımladık ve taksi objesi de class da içerisinde bir point interface'ine ve bir vehicle interface'ine bağlı bir yapı. Şimdi ben uygulama içerisinde birçok dosya oluşturmuş olabilirim ve farklı dosyalarda da gelip taksi ya da vehicle'dan türetecek olduğumuz implement edeceğimiz örneğin taksi değil de bas sınıfını kullanabilir. Dolayısıyla bunları farklı konumlarda farklı dosyalarda kullanmak için buradaki sınıfı dışarıya export etmemiz gerekiyor. Açmamız gerekiyor. Çünkü bunu defalarca kullanacağız. Dolayısıyla gelip burada modül kavramı icat edelim. Örneğin gelelim diyelim ki taksi nokta ts diyelim. Ve taksi ts dosyası içerisine Gelip taksi içerisinde tanımlamış olduğumuz bütün özellikleri alalım. Hatta bunu almadan önce buradan bir tane modül nokta TS oluşturalım ve properties bozulmasın. Ve buradan gelip taksiyi alalım. Ve taksiyi buraya yapıştıralım. Ve taksiyi tabii ki dışarı açmak için gelip burada export dememiz gerekiyor. Export dediğimiz zaman artık taksi sınıfını taksi TS dosyasının dışında da kullanabileceğiz. Yani modül TS dosyasına tanımlam tanımlamamış olduğumuz taksiyi biz burada kullanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Geleceğiz sayfanın en başına gelip import edeceğiz bunu. Import. Peki import ederken ne edeceğiz? Taksi. Peki nereden? From. Tek tırnak içerisinde ve import edeceğimiz yani modül test içerisinde dosyası içerisinde alacağımız taksi sınıfını biz aynı dizin içerisinde kullanacağımızdan dolayı gelip nokta slash diyoruz ve slash dediğimizde bakın aynı dizini tepsi etmiş oluyoruz buradan nokta slash diyerek ve buradan taksi alacağız. Bakın sadece taksi dediğimizde bakın buradaki artık taksi tanımlaması import edilmiş olacak. Peki buradaki point ve vehicle'ı da farklı sayfalarda kullanabiliriz. Örneğin taksi ts gibi Yeri buradan Örneğin bas. dosyamız da olabilir. Ve bas. Ts dosyasında da biz gelip point'i ve vehicle'ı kullanabiliriz. Dolayısıyla bunları da farklı sayfaları alıp import etmekte fayda var. Dolayısıyla bunu gelip buradan örneğin vehicle.ts diyeceğim ve bunu buraya alacağım ve bu interface'i dışarı aktaracağım. Nasıl? Export ederek. Peki, gayet basit. Ve export ettik ancak point'e de burada import edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla buraya gelip point'i de dışarıya farklı bir ts dosyası olarak atayalım. Buradan point.ts bunu da buraya alalım ve bunu da dışarıya export edelim. Peki şimdi gelelim tekrardan. Örneğin vehicle ts point'e ihtiyaç duyuyor. Tamam o zaman import edelim. Ne import edeceğiz? Buradan point'e Nereden alacağız? From nokta çizgi buradan point alacağız. Bakın hatamız gider. Peki artık vehicle istediğimiz yerde kullanabiliriz. Nerede kullanacağız? Şuradan taksiye gelelim. Taksi bizim için import'a ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla import ile buradan ilk başta vehicle'ı alalım. From nokta slash vehicle ve aynı şekilde vehicle'dan başka bir de point'i alalım. Point'i nereden alacağız? Buradan point alalım. Evet bakın hatalarımız gider. Artık taksi istediğimiz yerde kullanabiliriz. Hatasız bir şekilde. Bakın taksi üzerine geldiğimizde burada point'i de artık görüyor. Bunda da problem yok. Peki bir bas tanımlaması yapacağımız zaman yine point ve vehicle'a ihtiyacımız var. Bunu buraya alırız. Ve geliriz buradan bir class tanımlaması yaparız. Klasımızın ismi bas ve implement buradan vehicle'ı implement edecek. Ve basın üzerine gelip balona tıklayıp implement interface dediğimizde bakın travel to metodu da buraya gelir. Ve bas sınıfını dışarıda kullanmak için ise gelip export etmemiz gerekiyor. Export ettiğimizde artık bunu dışarıda kullanabiliyor olacağız. Peki modül e baktığımızda artık taksi biri direkt taksi import ederek bir nesne üretebiliyoruz ve nesne üzerinden ilgili özelliklere bu şekilde ulaşabiliyoruz. Bu dersimizde ise şu aşamaya kadar gördüğümüz TypeScript konularını içeren bir uygulama yapalım. Uygulamamız product sınıfı üzerinden yapacağımız işlemlerle alakalı. Örneğin bana veri tabanındaki bütün ürünleri getir ya da ben bir ID göndereceğim. O ID'ye uyan ürünü bana getir ya da bu ürünü liste üzerine ekle ya da güncelleme yap ya da örneğin bu ürünü sil şeklinde bir yapıyı bir repository yapısını oluşturacağız. Şimdi ilk olarak exercise ismine bir klasör ekledik ve bu klasör içerisinde yeni bir tane dosya oluşturalım. İlk olarak product.ts dosyasını ekleyelim ve product.ts dosyasında bir klas oluşturacağım ve klasımın ismi product. Ve product klasının constructor içerisinde belli parametreler göndereceğiz. Bu parametreleri tabii ki constructor dışında da oluşturabiliyorduk. Bunları ne yapıyorduk? Gelip örneğin bir id parametresi belirteceğiz ve bunu number diyeceğiz. Ve aynı şekilde name parametresi ve string diyeceğiz. Ve constructor içerisinde ise parametreleri dışarıdan alacaktık. id parametresi, name parametresi ve gelip this.id eşit dışarıdan gelen id. Bu şekilde tanımlamaları tek tek yapmak yerine hatırlarsınız ki ne yaptık? Buradaki property'leri sildik. Ve dedik ki buradaki tanımlamalarla public bir id tanımlaması bu optional olsun. isteğe bağlı olarak gönderirsin ve number olsun diyebiliriz. Tamamen biraz evvel yaptığımız işlemlerle aynı. Name diyelim ve bunun string olarak bir isteğe bağlı bir alan olduğunu söyleyelim. Public kategori Burası da isteğe bağlı ve string türde bir değer ve fiyat bilgisi. Yine bu public olsun. Fiyat diyelim. Ve bu da number türde bir değer olacak. Artık class üzerinden tanımlayacak olduğumuz bir p objesi new product dediğimizde ve p nokta dediğimizde bakın kategori id name şeklinde elemanlara ulaşıyoruz ve bunlara tabi değer ataması yapabiliriz. Ya da Option olarak belirttiğimiz alanlara bakın buradan parantezi açtığımız zaman bakın benden bir ID bekliyor. ID gönderebilirim ya da bir name gönderebilirim gibi bu bilgilerin hepsini constructor aracılığıyla da oluşturabiliriz. Bu isteğe bağlı. Örneğin ID parametresini public değil de private yapmış olsak gelip hatırlarsınız p nokta bakın ID bilgisini oluşamıyoruz. Neden? Çünkü sadece sınıf içerisine ulaşılabilen sınıfa özel bir alan olarak tanımlamış olduk. Peki bu product yapısını kullanacağız. Şimdi bunu tabii ki dışarıda kullanacağımız için bunu export ile dışarıya açıp daha sonradan bunu import ile istediğimiz dosyaya alabiliyoruz. Şimdi gelip dosyamıza şöyle sağ tıklayalım. New file ve buradan bir tane i product service isminde bir ts dosyası oluşturacağım. Ve burada bir tane interface olacak. Interface. Interface'in ismi i product service. Örneğin buraya ekleyecek olduğum get by id isminde bir tane metod olacak. Bu metod bir id parametresi alacak number türde ve bu değere göre bize bir tane product döndürecek. Product dediğimizde buradan tabii ki bunu auto import ile ekliyor olmamız lazım. Buradan import product from direkt product dedik. Çünkü bu product test dosyasıyla iproductService servis aynı dizin içerisinde ve nokta slash dediğimizde zaten bize direkt product gelecek nokta slash product product içerisinden product klasını import etmiş olduk ve import ettiğimiz değeri bu sayfada kullanıyoruz. Sayfa bu iproductService servis sadece bizim metot imzalarımızı tanım, tanımlıyor. Burada doldurduğumuz herhangi bir metot gövdesi olmayacak. Buradan bir getAll metodu tanımlayalım ya da şöyle get products diyelim. Bütün ürünleri bize getirecek olan bir yapı ve geriye ise bir tane dizi döndürsün ve dizinin tipi de product olsun. Bu şekilde tanımlayabiliyorduk. Ya da alternatif olarak product dizi şeklinde tanımlayabiliriz. İsteğe bağlı ikisi de aynı. Ve bunun haricinde save product diyelim ve dışarıdan bir tane product alsın. Tipi de product olacak. Sadece product gönderebiliriz ve geriye de bir bir değer döndürmesi ve buna da void diyelim ve delete product diyelim ve yine aynı şekilde product objesi alacak product diyelim ve burada da void diyelim ve tabii ki bunu da dışarıda kullanacağız buna da export diyelim peki iproduct de hazır şimdi gelelim bir tane iproduct servisi kullanacak olan product servis ismi de bir sınıf olsun product service.ts. Peki bu sınıfımız ise burada oluşturduğumuz metotların içlerinin doldurulacak hali. Yani buradaki interface yapısı burada class yapısını implement edecek. Class yapısı buradaki interface yapısını implement edecek ve bir data kaynağından ID'ye göre bilgi alacak ya da bütün ürün bilgilerini ya da bir ürün kayıt ya da bir ürün silme işlemlerini product service içerisinde yapacağız. Dolayısıyla burada bir tane class tanımlamamız da olacak. Class'ımızın ismi product servis olacak ve implement i product servis diyeceğiz. Bakın auto import zaten direkt yukarı ekledi bunu. Ve daha sonra gelip product servis üzerine gelelim. Ancak product servis üzerine gelmeden önce bir import daha yapalım burada. Sonuçta biz bir product da kullanacağız burada. Bir product diyelim. Bunu nereden alacağız? From aynı dizin içerisindeki product'tan alacağız. Peki bunları yaptıktan sonra product servis üzerine gelelim. Balona tıklayalım. Implement interface dediğimizde bakın metotlarımız buraya direkt eklenir. Şu get aşağı alalım. Peki bakın interface içerisinde olan metotların hepsi burada gövdeye sahip olan bir metot haline geldi. Peki neden interface içerisinde bir metot imzası tanımlayıp bunu product servis içerisinde kullandım? Çünkü product service örneğin MS SQL database'i ya da Oracle database'i üzerinde çalışan bir servis olabilir. Ve product service örneğin Oracle üzerinde çalışıyorsa Oracle'la alakalı kodlamalar buraya yazılabilir. Yani Oracle'la alakalı bir bağlantı cümlesi ve database'e bağlan ve o database üzerinden belli bilgileri belli kriterlere göre al diyebiliriz. Ya da farklı bir product service ekleyip buraya ismi örneğin MySQL Product Servis olup gene I Product Servisini kullanan bir metot olabilir. Ve bu metot da içerisinde gene aynı metotlara sahip olacak. Ancak çalıştığı database servisi provider'ı farklı olacak. Ya da ilerleyen aşamalarda MS SQL üzerinden çalışmak istiyorsunuz. Dolayısıyla gene aynı product servis üzerinden işlem yapıp gene aynı metotların içerisini doldurabilirsiniz. Ve buradaki metot isimleriyle hali hazırda çalışan uygulamanızın çalışması hiçbir zaman bozulmayacak. Çünkü konkret yani bir klasa bağımlı değil bir interface'e bağlı olacak. Yani bu interfaceler üzerinden işlem yapan bir yapı olacak. Ve bu interfacein dolu versiyonu product servisten mi geliyor? MS SQL product servisten mi? Ya da Oracle product servisten mi geliyor? Bu bizim için önemli değil. Yani uygulamadaki bağımlılıkları gideren bir yapı. Peki şimdi product servisimiz şu anda database üzerinden çalışmayacak bir ayrı bir tane data kaynağı oluşturalım ve data kaynağı da product service içerisinde görev yapsın. Örneğin gelip buradan basit bir simple data source. source.ts diyelim. Bu şekilde bir dosya olsun ve bu bana tamamen bir ürün listesi getirecek. Yani benim için bir class olacak ve class'ın ismi simple data source olacak. Bunu export edelim. Ve içerisinde bir tane private alan tanımlayacak. Örneğin data diyelim. Bu product bilgilerini temsil edecek. Örneğin gelip şöyle products diyelim. Ve bu products'a bir array olacak. Bir dizi olacak. Dizinin tipi ise product olacak. Product diyelim. Auto import direkt yukarıya eklesin. Tamam. Gelip bir constructor oluşturalım. Constructor içerisinde diz nokta dolduralım. Örneğin yeni bir tane dizi oluşturalım burada. Dizi product dizisi olsun. Ve product dizisi içerisinde belli elemanlar ekleyelim. New product. Birinci parametre olarak bir gönderelim. İkinci olarak Samsung S5 diyelim. Virgül telefon diyelim. Ve virgül 1000 lira fiyat verelim. Ve bundan aşağı doğru 4-5 tane ekleyelim. Buradan 2 numaralı ürün. Buradan 3, 4. Bunları da değiştirelim. S6, S7, S8. Fiyat bilgileri de değişsin. 2000, 3000, 4000. Bakın burada Simple Data Source'dan bir örnek oluşturmak istediğiniz anda yani let p eşittir new Simple Data Source dediğiniz anda Constructor çalışacak. Ve Constructor içerisinde tanımlanan products içerisinde Buradaki liste atanacak bakın. Direkt bir tane 4 elemanlı bir liste direkt atanıyor. Peki bu listeye dışarıdan ulaşalım. Örneğin diyelim ki get products diyelim. Ve get products bana bir tane product dizisi göndersin. Ve bu dizide return diz olsun. Şunu yanlış yazdık. Bir metod olacak ve geri dönüş değeri de şöyle products olacak. Peki bakın burada private olarak tanımladığımız bir kaynağı sadece constructor içerisinde dolduruyoruz ve dışarıdan kesinlikle müdahale etmenin önüne geçtik ve olur ki ben simple data source üzerinden get products dersem bana da kaynak direkt private üye direkt gelecek bana. Ancak burada bir ekleme işlemi, bir silme işlemi gibi işlemler burada yapılmayacak. Peki bize 4 tane eleman getirecek olan bir tane data source'umuz var. Bunu şimdi gelip product service içerisinde kullanalım. Peki burada bir tane private bir üye oluşturalım. Örneğin data source, data kaynağı diyelim. Ve bunun tipi de simple data source olsun. Ve auto import bakın direkt yukarı eklesin bunu. Daha sonra product servise özel bir tane products isminde bir liste oluşturalım. Ve bu listenin tipi de bir product dizisi olsun. Ve constructor içerisinde ise diz nokta data source'a Gelip new simple data source diyelim. Ve simple data source'tan gelecek olan liste direkt products'ın içerisine aktarılsın. Buradaki products aktaracak. Peki bu products'ı doldurmak için products eşittir. İlk önce bir tane dizi tanımlaması yapalım. Bir array diyelim ve tipi product. Sonuçta boş bir liste ilk başta oluşturalım ve diz nokta data source'tan gelen getProducts metodu aracılığıyla gelen dört tane eleman hatırlarsınız. bir for içe girsin ve giren her bir elemanı biz this.products.push nokta products nokta push metodu ile bir söze ekleyelim. Yani data kaynağındaki bütün elemanları şöyle paneli kapatalım. Data kaynağındaki bütün elemanları gelip product servisin içerisindeki products'ın içerisine atmış olduk. Peki gayet güzel. Şimdi get by id'ye gelelim. Artık bizim product servisi özel bir tane products'ımız var. 4 tane eleman direkt simple data source'dan aldık buraya ekledik. Ve daha sonra products üzerine bir ekleme işlemi ya da farklı bir metoda karşılık gelen bir işlemi yapabiliriz. Örneğin buradan return this products üzerinden bir filter metoda aracılığıyla istediğimiz bir bilgi alalım. Hangi bilgiyi istiyoruz? P .ID eşit 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 id. Yukarıdan gönderdiğimiz id'ye karşılık gelen ilk elemanı alalım. Böyle diyebiliriz. Ve şuradaki products'a bakalım. Bunu public olarak yapalım. Çünkü dışarıdan buna ulaşmak istedik. Ve burada filter metodu aracılığıyla istediğimiz kayıtları geriye aktarabiliyoruz. Eğer bunu sıfır dememiş olsak ve bu kritere ait olan 3 tane ürün olsa hepsi geriye gelmek ister. Ancak geriye tek bir obje döndürümüzden dolayı bunu ilkini alıyoruz. O zaten ID'ye sahip olan bir tane ürün gelecektir. Peki get products bize bütün listeyi döndürsün. Örneğin biz this.products dediğimizde bütün liste bize gelir. Peki bir kayıt yapmak, iş kayıt işlemi yapmak isteyelim. Peki kayıt işlemini yaparken örneğin bir ürünün Yeni eklenme durumu olabilir ya da güncellenmesi olabilir. Eğer ürün yeni ekleniyorsa demek ki bunun bir ID'si yoktur. Dolayısıyla liste üzerine bu ürünü direkt ekleriz ve eklerken de yeni bir ID bilgisi veririz. Güncellerken de ID bilgisine dokunmadan direkt ürünü güncelleriz. Gelip product.id'si eşit eşit sıfır mı? Ya da product id'si nulama eşit prodan ID'sine diz nokta generate ID isminde bir tane metot oluşturalım ve bu metotta bize rastgele bir tane eleman getirsin bunu da private yapalım çünkü dışarıdan ulaşmamıza gerek yok buna şöyle generate ID diyelim ve tek yaptığı bize bir tane bir sayı getirmek bir ID bilgisi getirmek olsun ve bu bilgiyi de getirirken örneğin şöyle yapabiliriz let key deriz. Bir anahtar deriz. Anahtar olarak varsayın olarak bir verelim. Ve while döngüsüyle liste üzerine bakalım. bir numaraya ait olan bir ürün var mı yok mu? Varsa bir arttırsın. Yani this nokta get by id metoduna key bilgisini gönderelim. Dolayışı değil ise bu durumda key bilgisini bir arttıralım. Ne zamanki bir eşleşme olmaz o zaman da bilgisini geriye gönderelim. Yani zaten liste üzerinde bizim 4 eleman var. Dolayısıyla 1, 2, 3 zaten olmayacak. 4 de olmayacak. 4'ten sonra 1 arttıracak 5 değerini direkt bize geri gönderecek. Peki bu şekilde bir tane yardımcı metodumuz olsun ve bu metodun private olarak yani product product servisin nesnesi üzerinden dışarıdan ulaşılamayacağını, sadece bu class içerisinde işlem yapacağını da burada görüyoruz. Peki, metoda gelelim tekrardan. Burada gelip this.products.push metodu ile göndermek istediğimiz prod'a gönderelim. Yeni bir id tanımlayarak. Çünkü id'si yok. 0 ya da id'si 0'a eşit olduğu için bu ürünün yeni eklendiğini anlıyoruz. Ve yeni bir id üretip listenin üzerine bu ürünü ekliyoruz. Peki eğer ürünün bir id'si varsa bu durumda ne yapacağız? Geliriz bu durumda indeks numarasını ilk başta alırız. Nasıl alırız? Bunu this.products diyerek index of metodumuz var. Index of metodu ile product göndeririz ve bu product bu listenin içerisinde var mı yok mu bunu kontrol ederim. Varsa bunu listenin üzerine tekrar ekleriz. Yani products.splice metodu ile verilen indekse indeksten itibaren bir elemanın yerine aldığımız product'ı ekleyeceğiz. Yani örneğin 2 numaralı indekse olan bir ürün için sonraki elemana gideceğiz yani o, o indeksten sonra gelen ilk elemanın yerine proda eklemiş olacağız peki bu şekilde ürün ekleme ya da güncelleme işlemini halledeceğiz ve delete proda gelelim delete Product'ta ise gene aynı şekilde gönderdiğimiz prodan liste içerisindeki indeks numarasını alalım ve indeks numarası eğer sıfırdan büyükse Demek ki silmek istediğimiz ürün liste üzerine var deriz. Ve product splice metodu aracılığıyla verilen indekse itibaren bir ürünü sileriz. Bakın üstte verilen indeksen itibaren bir ürünü siliyor yerine product'a ekliyor. Yani burada bir ekleme işlemi yapıyoruz aslında. Ancak burada verilen indekse itibaren bir elemanı siliyor. Peki dolayısıyla indeks numarası eğer sıfırdan büyükse örneğin 2 numaralı indeksi olan bir ürünse bu proda liste üzerinden silmiş olacağız. Peki Şimdi gelelim bunları kullanmak için app.ts dosyasını hazırlayalım. Şimdi ilk başta let product service diyelim. Product service eşittir new product service. Auto import gelmedi. Gelip burada import diyelim ve bunu from aynı dizin altındaki product servis diyelim. Şöyle product servis. Ve bunu da buraya alalım. Product servis olarak. Ve product servis üzerinden belli işlemleri yapalım. Burada product servisi dışarıya açmadık. Evet açmamışız. O yüzden auto import gelmedi. Ve buraya baktığımızda peki şu an problem yok. Peki şurada bir tane result tanımlayalım ve result'u da ekrana yazdıralım. Ve result içerisine farklı bilgiler getirelim. Örneğin result eşittir product servis üzerinden get get products metodunu çağıralım ve bunu konsola yazdıralım. Bunun için yapmamız gereken TSC app demek ve bunu dediğimiz zaman buradaki her bir TS dosyasının bakın JavaScript karşılığı direkt oluşturuluyor ve bundan sonra da Node app dediğimizde bakın bize liste karşımıza direkt gelir. Peki tek bir ürün almak istesek result eşittir gene product service üzerinden get by id ile örneğin 2 numaralı ürünü almak istesek gelip burada tekrardan compile etmemiz gerekiyor. Ve ardından not app.js dediğimizde bakın 2 numaralı ürün bize gelir. Peki yeni bir tane ürün oluşturalım. Örneğin let p diyelim. Ve new product diyelim. Auto import eklesin. Ve product için belli tanımlamaları dışarıda yapabiliriz. Örneğin p.name için örneğin iphone 6 deriz. p.fiyat için Örneğin 4000 deriz. P nokta kategori için. Yine buradan telefon deriz. Ve burada ID bilgisini vermediğime dikkat edin. Ve Product Service üzerinden Save Product diyerek P'yi ekleyelim. Ve ekleme işlemi bittikten sonra buradaki Lizot'u tekrar çalıştıralım. Not App.js dediğimizde bakın iPhone 6'nın 5 numaralı ID ile liste üzerine eklendiğini görüyoruz. Peki şimdi gelip bir ürün silmek istersek eğer Örneğin product servis üzerinden Delete product diyerek Örneğin yukarıda almış olduğumuz 2 numaralı ürünü göndererek bunu silelim. Burada gelip TSC FTS ve not FTS dediğimizde bakın ürünümüz silindi. Peki son olarak güncellemeye de bakalım. Buradan obje için bir ID bilgisi tanımlayalım. Örneğin 2 diyelim. Ve burada C Pro daha açıp Delete Pro daha burada kapatalım. Şimdi burada gönderdiğimiz objeyi değiştirdiğimizden dolayı bu şekilde indeks numarasıyla bu bilgi buradan alamayız. Bunun yerine burada bir indeks tanımlaması yapalım. Ve burada bir i parametresi tanımlayalım. Bu bizim için bir indeks tanımlaması olsun. Ve diz products length ile her bir ürünü dolaşalım ve i art artı diyelim ve burada diyelim ki this nokta products o anki ulaştığımız i indeksindeki prodan idsi ile metoda gönderdiğimiz prodan idsi birbirine eğer eşitse hatta tip kontrol için 3 tane eşittir diyebiliriz. Bu şekilde bir eşitlik söz konusu ise demek ki bizim aradığımız ürün i numaralı indeksteki ürün. Peki bu ürünle gelip splice metodu ile belirtilen indeksin itibaren bir tane elemanı sil ve yerine proda ekle. Peki bu haliyle uygulamayı test edelim. Evet baktığımızda bakın ürün 2 numaralı ürünün iPhone 6 ile değiştirildiğini görüyoruz.